Av sezonum Nisan'ın 15'inde bitiyor. Bu sene sezonumuz çok güzel geçti. Pandemi olmasaydı daha iyi olacaktı. Milletin derdi hamsiydi. Hamsi de ufak oldu. Ufaktan ziyade devlet yasa koydu. Yasaktan ondan sonra kesildi. Bir daha hamsi olmadı. Zaten sattığımız hamsiler de dondurulmuş satıyor şu anda. Hamsi olsaydı daha güzel olacak. Bir de pandemi inşallah biterse seneye millet bol bol hamsi yer. Bu sene diğer bilirim 3-5 yıl önceden daha çok fazla balık tüketildi. Bu sene çok balık tükettiler. Bir de hamsi de ucuzdu. Balıklar hepsi ucuzdu. 25 liraya çupra sattık. 25 liraya levrek sattık. 10 liraya hamsi sattık. Alabalık sattık 15 liraya. Bu sene çok müthiş. Hem fiyatlar ucuzdu hem de ağlarımız düşürsünler. Vatandaşımız hastalıktan dolayı balık yesinler dediler. Hamsi dolapta çıktığı için yüksek geliyor. Maliyetli. Dolaba giriyor, çıkıyor, donduruyor. Elektrik parası. Ondan hamsi yüksek. Zaten hamsi olmadığı için adam önceden yakalamış. Difrizde koyduğu için maliyeti pahalı. Pahalı olduğundan millete de yansıyor. Bana kalırsa hamsi bıraksınlar. Hamsi bitti artık. Yemesinler. Hamsi, halen hamsiye zorluyorlar. Çupra, alabalık, levrek, çupra bunlar dört mevsim var. Daha iyi olur. Hamsiden daha güzel olur, daha kılçıksız olur, daha da lezzetli olur. Hamsi çünkü çok kilo çok girdiği için, bir de ucuz, kılçığı olmadığı için, maliyeti daha düşük olduğu için millet yöneliyor. Şimdi yaz dezyarlarımıza geçeceğiz, dezyarlarımızı ufatacağız. Kültür balıklarına döneceğiz. Kültür balıkları da millet fazla şey yapmıyor, istemiyor. Yaz sezonundan biraz daha düşük satıyoruz. İş olmadığı için düşük satıyoruz. Maliyetini kurtarsın, başka bir şey istemiyoruz biz zaten. Fiyatlarımız da çok güzeldi, balık da çok güzeldi. Şimdi çıkış esnasında hele hele bir 40 gün, 45 gün palamut beklerken 2 ay, 2,5 ay gibi bir palamut çıktı. Çok da cazip fiyatlara sattık. Yani 5 liradan tutun 15 liraya kadar kiloluk palamutları sattık. Palamuttan sonra hamsi bekliyor zaten bizim ülkemizde ekolojik düzen. Hamsiden sonra palamut, palamuttan sonra çinekop girer. Sebebine gelince zaten birbirlerini tükettikleri için ülkemizde peşi sıra girer. Hamsinin büyümediğinin sıkıntısı da işte yağışların biraz geç kalması oldu. Zamanında yağış olmuş olsaydı hamsi de dilediğimiz iriliğe ulaşırdı. Yani fiyatları da zaten normal seyretti. Daha da aşağı olabilirdi. Şimdi bu saatten sonra şöyle diyeyim. Balığın irileşmesi gibi sezon sonuna geldiğimiz için şöyle diyeyim. Hani bir de şöyle var. Sezon sonuna gelince balıkçılık bitiyor anlamında algılanıyor. Bu sakın öyle bir şey olmasın. Şimdi küçük balıklar, küçük tekneler yine ava devam ederler. Büyük teknelerde istirahate yani bakıma çekilirler. Burada tiroller, ondan sonra gırgır büyük tekneler, av yasağı onlara gelir. Küçük çapta avlanmalar sürekli devam eder. Yani balık sürekli 12 ay boyunca var. Yani her keseye uygun da balık var. Atıyorum sadece balık tüketmek her zaman için sağlıktır. En ucuz balığı alıyorum diye tutup şöyle düşünce var. En ucuz balığı alınca sanki en kötü balığı alıyormuş gibi bir algı oluyor. En ucuz balığı alın en güzel yiyecekten daha iyidir. Daha faydalıdır. Özellikle şu pandemi döneminde bağışıklığımıza birebir faydalı gelen balık ürünü. Niye derseniz doğal ürün. Doğal ürün. Müşteri gelsin. Yani her cebe uygun balığımız mevcut. Balık tüketmeye, fazla fazla tüketmeye gayret göstersinler. Ki sağlık bizim için önemli. Herkes birbiriyle şu anda tokalaşmayı özledi. Kucaklaşmayı özledi. Bunu bir an evvel atlatırız inşallah. Öyle de gözüküyor. Sadece ben şunu söyleyeyim. Mesafe kurallarına dikkat riayet etsinler. Devletimizin, emniyetimizin aldığı, valiliğimizin aldığı kararlara kesinlikle uyusunlar. Mesela yoğunluk yapmasınlar, yapılacak yerlerde fazla kalmasınlar derim. Şimdi yaz döneminde de aynı kış döneminde balıkçılığın olduğunda olmadığında burada balıkçılık yok diye bir şey yok. Mesela 1990'dan çupra başladı 40'lıya kadar çıktı. Bu yaz döneminde de aynıdır. Mesela yaz dönemindeki balıklar genelde yetiştirme kültür balıkları yalnız onlar da cebi yakmayacak durumdalar yani. 20 lira civarı ki en faydalı ürün 20 lira civarı bugün başka şeyler kıyaslanamaz diyeyim.